Selam arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takipçilerimizden Mehmet arkadaşımıza toplamış olduğumuz sistemimizi inceleyeceğiz. Kendisi Instagram'dan DM üzerinden bana ulaştı. Telefon numaramı ben de verdim, iletişime geçtik falan. Abi elimde şu kadar para var, nasıl bir sistem toplayabiliriz, nasıl yaparız diye. Bu arada siz hala Instagram üzerinden beni takip etmiyorsanız oyuncu karargah Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube'dan da hala kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Biz elindeki bütçeye göre parçaları belirledik ve sistemimizi topladık. Birazdan zaten toplama aşamasını göreceksiniz. Oyun testlerini göreceksiniz. Şimdi içinizden diyen arkadaşlarımız olabilir. Abi hazır sistemler var. Onlardan neden almadınız? Daha uygun olabiliyor veya YouTube kanallarındaki YouTuber'ların toplamış olduğu sistemler oluyor. Onlardan neden almadınız diye. Evet. Hazır sistemler uygun oluyor ama içerisindeki parçanın markasını, modelini bizler belirleyemiyoruz. O büyük firmalara uygun fiyatlı geldiği için o parçalar hazır bir şekilde, toplu bir şekilde, daha uygun bir şekilde satılabiliyor. Böyle çok fazla marka takıntınız, parça takıntınız yoksa tabii ki o sistemlerde tercih edebilirsiniz. YouTuber'ların toplamış olduğu sistemlerde de biliyorsunuz stoklar oluyor. 50 stoklu, 100 stoklu. O stoklara da ulaşmak biliyorsunuz zor oluyor. Tabii ki o sistemlerde tercih edilebilir arkadaşlar. Mantıklı ve uygun fiyatlara yakaladıktan sonra neden olmasın? Biz sadece marka ve modeli kendimiz belirleyip sistemi kendimiz kurmak istedik. Evet, bu sistemi Mehmet arkadaşımıza topladık ama ben de sizleri unutmadım. Güzel bir çekilişimiz olacak video içerisinde. İlerleyen süreçlerde şartları söyleyeceğim. İsterseniz sistem parçalarını yavaşça tanımaya başlayalım arkadaşlar. Ekran kartı tarafında Safir markasının Alix 6600'ünü tercih ettik. Fiyat performans odaklı gerçekten güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Safir konusunda ısınıp ısınmadığı noktasında kafalarında soru işareti olan arkadaşlarımız olabilir. Ama o 5000 serisinde kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Oyun testlerinde de görebilirsiniz. Gayet güzel soğutma performansı var. Yine de kafanızda soru işareti olursa tabii ki daha farklı markalara yönelebilirsiniz. 1080p'de güzel performans alabileceğimiz bir ekran kartı. Ama isterseniz 2K'da da güzel performans elde edebilirsiniz. İşlemci tarafında ise RX 6600'ü rahatlıkla besleyecek olan Intel'in 11400F işlemcisini tercih ettik. İşlemciye baktığımızda 6 gerçek 12 sanal çekirdeği görüyoruz. Bu noktada 12 MB'lık bir ön belleğe sahip 14 nanometrelik bir mimari ile üretilen bir işlemci ve 65 watt'lık bir TDP değerine sahip 2.6 GHz'lik gelen işlemci boost'la 4.4 GHz'e kadar boostlayabiliyorsunuz. Aslında biz 12400F'i tercih edecektik ama bütçemizi aştığı için yine fiyat performans noktasında iyi performans alacağımız 11400F'i tercih ettik. RAM kanadına geldiğimizde ise TeamForce'un Vulkan 16 GB'lık yani 8.8 16 GB'lık 3200 MHz'lik SL16 değerine sahip olan RAM'lerini tercih ettik. Fiyat performans noktasında zaten piyasada çok satan bir RAM. Toplu satılan sistemlerde de tercih edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Zaten anakartımızda çift kanal teknolojisini destekliyor. Aynı zamanda RAM'imizin de desteklemesinden kaynaklı olarak böylelikle 10-15 civarında oyundan oyuna değişiyor bu. FPS artışlarını görebiliriz. Tüm bileşenleri üzerinde toplayacak olan anakartımıza geldiğimizde ise MSI'ın B560M Pro E anakartına tercih ettik. Gerçekten fiyat performans noktasında kral diyebiliriz bu anakart için. Diğer markalara oranla B560M modelinde gerçekten en uygun fiyatlı anakart bu. Baktığımız zaman üzerinde M.2 SSD desteği bulunuyor. 64 GB'a kadar RAM'lerimizi yükseltebiliriz ve Intel tarafında 10. ve 11. nesil birçok işlemciyi desteklediğini görebilirsiniz. Ayrıca bu anakartla ilgili ayrı bir video da hazırlamak istiyorum. Gerçekten bunu hak ediyor. Fiyat performans noktasında gerçekten çok başarılı ve tercih edilmesi gereken bir anakart. PCI Express 4.0 desteği bulunan anakart RX 6600 ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Çünkü ekran kartımızda PCI Express 4.0 olduğu için o noktada da uyum konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız ve performans kaybımız olmayacak. NVMe M.2'nin dışında tabii ki üzerine depolama için SATA girişleri de bulunuyor. Anakartın ayrıca USB 3.2 girişleri de anakart üzerinde bulunuyor. Depolama noktasında ise MLL markasının M300 500 GB'lık NVMe M.2'sini tercih ettik. Fiyat performans noktasında gerçekten başarılı olan donanımlardan bir tanesi. Piyasaya baktığımız zaman gerçekten çok satıldığını görebilirsiniz. Ayrıca toplu satılan sistemlerde de tercih edilen bir M.2. Okuma hızı noktasında 3300 MB bölü saniye, yazma hızı noktasında ise 3100 MB bölü saniye değerlerini ve performansını bu M.2'den alabiliyoruz dostlar. Tabii ki 500 GB'lık boyut bize az gelebilir. Güncel oyunlardan 4-5 tane yüklediğimizde M.2 rahatlıkla doldurur arkadaşlar. Onun için ilerleyen süreçlerde SATA SSD'lerden de mecbur tercih etmek zorunda kalacağız. Çünkü anakart üzerinde sadece bir tane M.2 yuvası bulunuyor.
Parçalar içerisinde toplayacağımız kasaya geldiğimizde ise yine fiyat performans olarak gerçekten çok başarılı olan Deepcool markasının CG540 modelli kasasını tercih ettik. Kanalında detaylı incelemesi mevcut arkadaşlar. İçerisinde 650 watt'lık 80 plus bir pil suyuyla geliyor ve üzerinde 4 adet fan var. Bunlardan 3 tanesi RGB desteği bulunan fanlar. Baktığımız zaman 1905 TL gibi uygun bir fiyata aldık. Şu an ne kadar tam bilmiyorum ama videonun açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Toz filtresi bulunuyor. Yan tarafı temperli cam. Ayrıca sıvı soğutma desteği bulunuyor. Bunların dışında tabii ki güncel ekran kartlarının da rahatlıkla sığabileceği büyük bir oyuncu kasası. Son olarak bu sistemde kullandığımız monitöre geldiğimizde ise yine fiyat performans odaklı önerebileceğim bir monitör ve kanalımda incelemesi mevcut. 1 ms'lik 144 Hz'lik ve IPS panele sahip olan Gameboster'un GB240F modelli monitörü. Kesinlikle tercih edebileceğiniz bir monitör. IPS panel olması, 144 Hz 1 milisaniye FreeSync G-Sync desteğinin olması gerçekten bu monitörü cazibeli hale getiriyor. Fiyatına geldiğimizde ise biz 3000 TL'ye aldık ama şu an hepsi burada üzerine zannedersem 3200-3150 TL civarlarında bir fiyat etiketine sahip. Şimdi gelelim parçaları topladıktan sonra bu sistemde almış olduğumuz oyun performansına. Performans testlerine başlamadan önce sizlere hemen çekilişten de bahsetmek istiyorum dostlar. Çekiliş şartlarını videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu videoya özel sizlere 5 adet oyuncu mouse'u hediye edeceğim. Baktığımız zaman hepsi oyuncu performansı odaklı üretilen mouse'lar. Hepsinde incelemesi kanalda mevcut. Linklerini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz.